Sultanım kafandan çevirme ne olur. Görmezsem cemalin halim yaman olur. Seninle buldum ben huzuru Mevla'yı. Kapında eşiğin olurum sultanım. Seninle buldum ben huzuru Mevla'yı. Kapında eşiğin olurum sultanım. Sultanım bahçende bize de bir gül ver. Sultanım bahçende bize de bir gül ver. Kokusu sen koksun burnumdan gitmesin. Kokusu sen koksun burnumdan gitmesin. Sensiz bu dünyanın ne anlamı var ki? Sensiz bu dünyanın ne anlamı var ki? Kapında eşiğin olurum sultanım. Kapında eşiğin olurum sultanım. Yaradan seni yine ne güzel yaratmış. Gören gözler sana bakmaya doymamış. Bir nazarın senin nice canlar yakmış. Kapında eşiğin olurum sultanım. Bir nazarın senin nice canlar yakmış. Kapında eşiğin olurum sultanım. Sultanım bahçenden bize de bir gül ver. Sultanım bahçenden bize de bir gül ver. Kokusu sen koksun burnumdan gitmesin. Kokusu sen koksun burnumdan gitmesin. Sensiz bu dünyanın ne anlamı var ki? Sensiz bu dünyanın ne anlamı var ki? Kapından eşiğin olurum sultanım. Kapından eşiğin olurum sultanım. Sultanım gönlünden bir yudum muhabbet. Sultanım gönlünden bir yudum muhabbet. Kokusu sen olsun gönlümden çıkmasın. Kokusu sen olsun gönlümden çıkmasın. Sensiz bu dünyanın ne anlamı var ki? Sensiz bu dünyanın ne anlamı var ki? Kapından eşiğin olurum sultanım. Kapından eşiğin olurum sultanım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah.
الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الأولياء والحمد لله رب العالمين. Sözün başında, sözün sonunda hamd, övme, övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Allah'a mahsustur. Bütün alemlerden bizleri yaratan yüceler yücesi Rabbimize hamd olsun. Onun Resulüne, Habibine sonsuz salatü selam olsun. Ondan önce gelen bütün Nebi ve Resul'e salat ve selam olsun. Kıyamete kadar ona tabi olan bütün müminlere salat ve selam olsun. Bu haftaki Bir Yudum Muhabbet adlı programımızda Remzi kardeşimizin evine konuk olduk. Bizleri davet etti. Davetine icabet ettik. Allah razı olsun, gönlünü, kapısını bize açtı. Allah ondan razı olsun. Remzi kardeşimiz benim bildiğim kadarıyla yaklaşık bir 7 yıldır mürşidimize tabidir. 7 yıldır onunla tanışıyoruz. Tanıştığımız kadarıyla çok güzel bir kardeşimizdir. Bu vesileyle de bir araya getirdi bizi. Hamdolsun Allah'a. Bunun evinde toplanmak gerçekten bizim açımızdan çok büyük bir şereftir. Gelen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş. Biz sözü fazla uzatmadan sözü ev sahibine bırakacağız. Söz sizindir Remzi abi. Öncelikle olarak hoş geldiniz Salih Hocam ve diğer kardeşlerimizin hepsine. Hoş bulduk. Evimizi bereketlendirdiğiniz için, muhabbetlerinizle güzelleştirdiğiniz için. Öncelikle olarak Salih Hocamıza teşekkür ederiz. Elbette ben de kardeşlerimize yapacağız. Muhabbeti sabırsızlıkla, heyecanla bekliyorum. Mutlaka sizde 7 yıl beraber yaşadığımız o muhabbetler dediğiniz gibi vardır. Buradaki muhabbeti tabii canlandırmaya, diriltmeye çalışacağız. Biz de sizden istifade edip kendi gönlümüzdeki muhabbeti canlandıracağız. Bundan dolayı öncelikle size ve diğer kardeşlerimiz hepsine teşekkür ediyorum. Şükranlarımı da hepsine arz ediyorum tek tek. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Hoş geldiniz arkadaşlar. Remzi abi biraz kendinden bahsedecek olsa acaba neler anlatmak ister? Bir böyle sorsak, yani 7 yıl önce Remzi nasıldı? 7 yıl sonra Remzi nasıl bir haldedir? Biraz gönül halinden bahsetsin bize. Bu biraz zor bir soru oldu ama herhalde bir kelimeyle ya da birkaç cümleyle yapmaya çalışırsak, Allah ayet-i kerimede buyuruyor ya, haşiyet kelimesi var, bir de havf kelimesi var. Biz kardeşlerimizle tanışmadan önce, hocamızla, diğer kardeşlerimizle olan muhabbetle görüşmeden önce sadece Allah'tan hani korkardık, bizi cezalandırır mı, yakar mı diye sadece böyle bir korkumuz vardı. Ondan dolayı namaz kılardık. Namazımızda bir şey oldu mu direktmen böyle yeniden alırdık. Bizim başımıza bir şey gelir mi diye zannederdik. Hep korkumuz böyleydi. Tabii kardeşlerimizle, hocamızla tanıştıktan sonra artık o haşiyet haline döndü. Yani tek korkumuz artık yanmaktan veya ceza almaktan değil de onlara duyduğumuz muhabbet, gönlümüze gelen muhabbet, dirilen iman acaba bir zayi olur mu, bir eksiklik olur mu diye bundan sonra o hal almaya başladı bizde, o hal gelişmeye başladı. Tek korkumuz şu an hocamızın bize verdiği muhabbet, kardeşlerimize duyduğumuz muhabbete bir zarar gelmesinden korkuyoruz. Artık tabiri caizse cehennemin ve cennetin herhalde hiçbir aklımızda değil. Önceden sürekli bu iki cümleyle hayatımız devam ederken şu an kardeşlerimizin ağzından çıkabilecek güzel bir cümle olabilir, kendilerine duyulan bir muhabbet olabilir, yüzündeki bir gülücük olabilir. Hepsinde Allah'ın bir güzelliği, bir ihtişamı, bir nuru yatmaktadır. Zaten her insanın yüzü Hakk'ın nazargahıdır, tecelligahıdır. Kardeşlerimizin hepsinde de o nur vardır.
Artık biz de insanlara baktığımızda tabii dergaha geldikten sonra her insanda vardır. Biz onu gördük. O yüzden kardeşlerimize ayrı ayrı özellikle teşekkür ediyorum. Hem bendeki var olan imanı arttırdıklarından dolayı hocama özellikle teşekkür ediyorum. O da gönlümdeki imanı diriltten dolayı artık cahil korkusundan kurtarıp bizi gerçek bir muhabbete, gerçek bir aşka çevirdiğinden dolayı yani sahte bir davadan la ilahe illallah olan iman davasına çevirdi. Yani başkalarıyla savaşmak yerine bizim kendimizle, nefsimizle savaşmayı öğretti. Bunun için de bize yardım ediyor. Gönlümüzdeki imanı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunda elbette kardeşlerimiz de yardım ediyor. Onların hiçbir şekilde unutamıyorum. Yani onların bu yardımları özellikle Veysi Hocam olsun. Kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Ne zaman bir sıkıntı, ne zaman bir daralı olsa kendisini görmem yetiyor. Bundan dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öyle. Salih Hocamıza da yıllar önce elbette onunla da mutfakta yemek pişirirken bizi de pişirdi. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Onun da bizim üzerimize hakkı vardır özellikle. Sinan Hocamla onunla da uzun bir süre hatta şu anda devam ediyoruz. Onun da bir hakkı var üzerimizde. Çünkü ne zaman sıkılsak, ne zaman daralsak o da gönlümüze muhabbeti arz etmeye çalıştı. Diğer kardeşlerimiz olsun onlarla da oturup konuştuğumuzda onlar da gönüllerinde var olan muhabbeti verip yine bizdeki imanı diri tutmaya çalıştılar. Ayakta kalmamıza çalıştılar. Diğer kardeşlerimiz hepsi böyle bir yer var. Ondan dolayı öncelikli hakkı kardeşlerimizindir. Eğer bizde bir güzellik varsa herhalde onların bize verdiği güzelliktir. Yüzümüzde aksetmiştir. Yoksa bizde var olan bir şey değildir. Tabii bunun mimarisi, bunun alt tabanı oluşturan, temeli oluşturan hocamızdır. Hocamıza da özellikle teşekkür ederiz. Çünkü o buna vesile olmuştur. Bu ortamın oluşmasında da elbette onun da bir katkısı vardır. O bunu yapmıştır. O bu projenin altında fikirleri yürütmüştür ve diğer kardeşlerimiz de bunu yapmıştır. Bu vesileyle geldiğimizde işte imanlarımızı olsun, muhabbetlerimizi bırakıyoruz. Allah'ın ayeti kerimede buyurduğu gibi imanlarınızı artırın diyor. İşte hamdolsun burada kardeşlerimizin ağzından çıkan her cümle olsun. Konuşacak insanlar var burada, büyükler var. Remzi kardeşimiz kendi gönül halini anlatmaya çalıştı. İnşallah bu arada sohbeti içinde hem Mesih abiden hem Sinan hocamızdan istifade ettiğini anlattı ya. Biz de biliyoruz Sinan hocamız aynı zamanda dergahta haftanın 3 günü Arapça dersi veriyor. Gerçekten onun söylediklerinden çok çoğumuz Sinan hocamızın halinden istifade etmişizdir. Yani yaklaşık bir 22 yıllık mürşidimizle bir beraberliği vardır. Ve mürşidimizle en zor zamanlarda o gerçekten sahabe-i kiram efendilerimizin Resulullah Efendimiz ile beraber oldukları o ilk dönemdeki o sıkıntıları onlar yaşarken bizler de kısmen de olsa yani Sinan abinin babayla olan beraberliğinde ben son 10 yılda yetiştim yaklaşık. Olmuş ya da olmamış diyebiliriz. Gerçekten çok zor şartlarda bir beraberlik yaşamışlardır. Tabiyetleri esnasında imtihanlar çok ağırmış kendilerinin anlattığı şekilde. Tabi bir mürşid-i kamil ile beraber bir vuslat yolculuğu yapmak, daha doğrusu la ilahe illallah'ın içini doldurarak yaşamak gerçekten biraz zahmet isteyen bir iştir. Aslında hayatın tamamı la ilahe illallah'tır. Bunu mesela insan bazen diliyle söyler, bazen gönlüyle söyler, bazen aklıyla söyler, bazen tavrıyla söyler. Yani Allah'tan başka benim için ilah yoktur. Sevenim yok, merhamet edenim yok, affedenim yok, mağfiret edenim yok. Bunu insana mürşid-i kamil öğretir, bunun şuuruna vardırır aslında. Daha önceki la ilahe illallah deyişimizle bir Allah dostuyla beraber olduktan sonraki la ilahe illallah deyişimiz gerçekten değişti. Söylenen söz aynı olsa da daha önce içi boş, manasını bilmediğimiz bir kelime-i tevhidi tekrar eder dururduk. Sanki yani bunu söylemekle gerçekten öyle
yani gönlümüzde, hayatımızda sanki başka bir ilahın olmadığını gerçekten anlatmaya çalışıyorduk kendimizce. Ama bir Allah dostuyla, bir peygamberle la ilahe illallah demek gerçekten zahmet isteyen bir, yani bir iştir. Çünkü Mürşid-i Kamil la ilahe illallah, la ilahe illallah'ı bütün şiddetiyle yaşamıştır. Allah'ı Rab olarak kabul etmiştir. İlah olarak kabul etmiştir. Melik olarak kabul etmiştir. Bunu yaşamıştır, bunu ispatlamıştır. Bunu hayatıyla ortaya koymuş bir zattır. Ama aynı zamanda ona intisap eden bütün dervişler aynı şekilde onunla beraber bunu yaşamaya çalışır. Şöyle söyleyeyim o zaman, Sinan hocamıza dönecek olursak, Mürşid-i Kamil ile beraber olduktan sonra gerçekten neler yaşadınız? Özetle bize anlatın. Hakikaten istifade etmek istiyoruz. Sıra kardeşlerimize geldikçe inşallah onlara da soracağız. Özellikle la ilahe illallah'ı nasıl doldurmaya çalıştınız? Allah bizi dostlarından ayırmasın. Amin. Allah bizi hiçbir zaman Resulünden, Resulüne aşık olanlardan, kendisine aşık olanlardan ayrılmasın. Amin. Çünkü gerçekten Mürşid-i Kamil'le beraber olmadan önceki halimizle onunla beraber olduktan sonraki halimiz arasında, bunu iş olsun diye söylemiyorum, gerçekten yerle gök kadar fark var. Hatta ben bunu hiç unutmuyorum. Hocamızla tanıştıktan bilmiyorum 3 ay, 5 ay, 6 ay sonra bir gün böyle konuştuk. Hocamız bir şeylerden bahsetti ama orada kullandığı birkaç kelime vardı. O hep böyle gönlümün bir köşesinde, tabiri caizse böyle kulağımda hep dank etmiş böyle. Döndü bana dedi ki, siz bizimle tanışmadan önceki halinizi, sizin o halinizi ben düşünmek bile istemiyorum demişti. Bunu bana söyledi. Ama bunu söylerken o anda ben çok farklı bir şey yaşadım yalnız. Öyle bir farklı şey oldum ki o önceki hali sanki gözümün önüne geldi. Önceki benim halim. Ben böyle ürktüm, korktum yalnız kendimden. Ha desek ki şu anda dört dörtlük müyüz? Şu anda gene öyle değiliz ama o zamankiyle şu anki gönül halimiz arasında gerçekten çok fark var. O zaman la ilahe illallah derken Allah ile beraber, Allah'tan yardım dilemekle beraber belki birçok şeyden yardım diliyordum. Bir la ilahe illallah derken o anda açık söyleyeyim gönlümüzde başka birçok şeyler geçerdi. Yardım dilerken herhangi bir imdatta, bir konuda imdatta bulunurken akrabamdı, annemdi, babamdı, şuydu, buydu. Bunların hepsi bir, gönlümüzün bir köşesinden geçerdi yalnız. Ama Allah'a hamdolsun şu anda herhangi bir insandan bile bir şey beklerken bunu ağzımla, dilimle değil yalnız gönlümle mesela onu %100 tadıyorum ki eğer birileri bana herhangi bir konuda bir yardımda bulunsa bile bunu aslında bana yaptıran, bana daha doğrusu bu yardımı yapan Allah'tır. Bunu gönül itibariyle yaşıyorum, tadıyorum yalnız. Ama önce mesela böyle bir şeyimiz yoktu. La ilahe illallah diyorduk, yardım eden Allah'tır diyorduk. Allah'tan başka ilah yoktur diyorduk. Ama bunun yanında ben mesela lise mezunuyum, okuldayken işte öğretmen olursam şu 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 şeylerim olacak. Ya da ne bileyim avukat olursam şunlar 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 olacak. Yani öğretmenliğime ya da avukatlığıma ya da zahiri olarak mesela zenginliğe güvenirdi. Ama hocamızla tanıştıktan sonra Allah'tan başka hiçbir şeye, hiç kimseye güvenmemeyi öğrendim. Allah bunu aynı zamanda tattırdı bize yalnız. Bu isterse herhangi bir insan olsun. Allah ile bağı olmayan, Allah ile
bağını kopmuş herhangi bir insandan yardım dilemenin kesinlikle şirk olduğunu öğrendik. Ama bununla beraber Allah'tan yardım dilerken, Allah'tan bir şeyler beklerken Mürşid-i Kamil'in Allah ile bir bağı var. Allah Resulü'nün Allah ile bir bağı var. Allah ile bir bağı olduğu için Mürşid-i Kamil'e bağlanıyoruz mesela. Tabi olduktan sonra şöyle söyleyeyim, mümin olmayı öğrendik, mümin. Allah'tan emin olduk, Resulünden emin olduk. Ama bunu gönül itibariyle şey yaptık yalnız. Öyle lafla şeyle değil. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor ya, siz tam bir ateş çukurunun kenarında iken Allah sizi bir araya getirdi. Kalplerinizin arasına ülfet, ülfeti koydu. Ülfet, ellefe. Kalplerinizin arasını birleştirdi. İşte hocamızla beraber olduktan sonra birinci dereceden hocamızla, Resulullah Efendimiz'le, ondan sonra bütün kardeşlerimizin arasında bir ülfet oldu, ülfet. Kalplerimiz birbirine ısındı. Bu Allah'a olan güvenimizden kaynaklanıyordu yalnız. Ama bunu bize veren, bunu kazanmamıza bize sebep olan bizim hocamızdı yalnız. Onun için söyledim, Allah Mürşid-i Kamil'leri bizim başımızdan eksik etmez. Neden? Çünkü aslında hayat Mürşid-i Kamil ile başlıyor. Zaman zaman söylüyoruz, anlatıyoruz. Dünya hayatı Hazreti Adem ile başlar. Değil mi? Allah'ın Hazreti Adem, ondan sonra Havva annemiz, bir de şeytan cennetten inerken Allah'ın söylediği ilk şey Hazreti Adem'e de, Hazreti Havva annemize de, aynı zamanda iblise de, şeytana da bunu söylüyor. Söylediği ilk şey aslında Mürşid-i Kamil gerçeğidir. Hidayetçi gerçeğidir. Hidayetçi. Söylediği ilk şey bu. Ne diyordu? Üçünüz de oradan inin. Dünya denen bir yere. Sonra orada bir şey söylüyor. Diyor ki, eğer benden size bir hidayetçi gelirse ve kim benim hidayetçime tabi olursa onlar mahsum olmazlar, üzülmezler ve onlara korku yoktur diyor. Yani hayat aslında Mürşid-i Kamil ile başlıyor. Hidayetçi ile başlıyor. Dünyanın kuruluşundan şimdiye kadar hep bu böyledir. Hayat hidayetçi ile güzeldir. Mürşid-i Kamil ile güzeldir. En başta tabii ki Resulullah Efendimiz'dir. Peygamberlerdir, sahabelerdir. Şu anda Resulullah Efendimiz zahiri olarak aramızda olmadığına göre onu temsil eden insanlar var. Hayat onlarla güzeldir. Dünyada, ahirette. Hayatımızın her anı onlarla güzeldir. Onlar olmazsa ateş çukurunun tam kenarına gidiyoruz ki öyle ya da böyle bir şekilde o ateş bizi yakalıyor ve şu anda dünyada kim neyi söylerse söylesin, kim neyi derse dersin, dünyadaki sıkıntıların, buhranın, sorunların, savaşların tek bir sebebi var. İki tane değil, üç tane, beş tane değil. Allah dostundan ayrı kaldığımız için. Allah'ın kelamından dolayısıyla, Allah dostu Allah'ın kelamından başka hiçbir şey söylemez bize. Allah'tan başka hiçbir şey anlatmaz. Allah'ın Resulü'nden başka hiçbir şey anlatmaz. Allah dostlarından ayrı kaldığımız için, dolayısıyla Allah'ın kelamından uzak durduğumuz için ateş çukurunun kenarındayız. Tabiri caizse kimisi o ateşin ortasına atlıyor. Kimisi de onun kenarından, kıyısından bir gidiyor bir geliyor. Bir gidiyor bir, yani kavga gürültü bitmiyor. Niye? Başımızda bir Allah dostu olmadığı için. Onun için ne yapıp ne edip bir Allah dostuyla beraber olmamız lazım. Resulullah Efendimiz'i temsil eden bir Allah dostu. Gerçekten kamil olan mürşidle beraber olmamız lazım ki herkesin tabii kendi gönlü kadar, kendi maneviyatı kadar
Allah'a yakın olabilsin. Yoksa olmuyor. Bir adım atarız, iki adım atarız. Şeytan, iblis öyle oyunlar oynar ki bize. Şu anda dünyanın özellikle İslam ülkelerinde mesela görüyoruz. Hali budur. Kendi başımıza hareket ettiğimiz içindir bu. Bir Allah dostuyla beraber olmadığımız için. Bana göre şu şöyledir, öbürü diyor yok bana göre bu böyledir, öbürü bana göre bu böyle, öbürü bana göre bu böyle diyor. Peki Allah ne diyor bu konuda? Öyle ya, hepimizi, bütün kainatı, istisnasız her şeyi yaratan Allah. Allah bu konuda ne buyuruyor? Haberimiz yok. Oysa ki Allah'ın bahsetmediği hiçbir şey yoktur. Ya direkt ya da dolaylı olarak. Allah Kur'an'da mesela bize her şeyi söylemiştir. Kur'an'da cevabı olmayan hiçbir sorun, hiçbir soru yoktur. Bunu bizim hocamız sık sık söyler. Duymuşuz mesela. Ama Kur'an'ı dinlersek eğer sorunlarımız, sıkıntılarımız biter. Kur'an'ı dinlersek kavgalarımız biter. Kur'an'ı dinlersek nefsimizle olan kavgamız, sorunumuz, sıkıntımız biter. Dolayısıyla canlı Kur'an olan, Kur'an ile canlanmış bir mürşid-i kamili dinlersek, onun arkasından gidersek eğer bir şeyler yapabiliriz. Yoksa bu kavga hiçbir zaman bitmez. Hazreti Adem'e uyan bir Habil vardı, değil mi? Ona uymayan Kabil vardı bir de. Gene dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Adem'e, babasına, Mürşid-i Kamil aynı zamanda manevi olarak bizim babamızdır. Manevi olarak Resulullah Efendimiz bizim babamızdır. Zahiri değil. Manevi olarak. Kabil, Adem'e uymadığı için, peygambere, Allah'ın peygamberine uymadığı için Habil'i öldürdü. Dolayısıyla Allah'a uymadığı için Habil'i öldürdü. Habil ise Allah'a, Resulüne uyduğu için, Allah'ın bize indirdiği, inzal ettiği kitaba uyduğu için, onunla hareket ettiği için kazandı. Hem dünyada hem de ahirette. Allah ondan o kurbanı, o kurbiyeti, o yakınlığı kabul etti. Ama o kurbiyeti Allah'a yakın olabilmek için Habil'in mutlaka Adem'i dinlemesi gerekir. Dünyanın kuruluşundan şimdiye kadar hep bu böyle olmuştur. Resulullah Efendimiz dönemine kadar hep gelmiş, insanlar peygamberleri dinlemiş, peygamberi dinlediği için Allah'a yakın olmuşlardır. Örnek veriyorum, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, daha önce de Ebu Bekir'di, Ömer'di, Osman'dı. Ama ona tabi olduktan sonra gökteki yıldız oldular. Tek başına istese bir şey yapabilirler miydi? Yapamadılar zaten. Şu anda da aynı durum söz konusudur. Ha desek ki, genel olarak halk arasında bu söylenir. İşte sahabeler kim, biz kim? Genel olarak böyle söylenir. Doğrudur. Onlar gerçekten büyüktüler. Gerçekten kahramandılar. Gerçekten Allah'a abd olmak, Allah'a iman etmek büyük bir mesele. Ama onlar bunu yapabilirlerse bizim de bunu yapabilmemiz lazım. Biz de bunu yapabiliriz demektir. Dolayısıyla peygamberin gönlüyle gönüllenmiş bir insanın bizim yanımızda olması lazım ki biz de onlara benzeyebilelim. Eğer yoksa, Resulullah Efendimiz'in bir varisi yoksa önümüzde, o zaman haşa haşa, yani dilim varmıyor söylemeye, Allah bize o zaman yani zulüm mü etti? Öyle değil mi? Bu her zaman vardır yani. Her zaman peygambere varis olan, peygamberin yaptığını yapan insanlar vardır. Biz Hazreti Ebu Bekir gibi olmak isteyeceğiz. Örnek veriyorum, onun gibi olmak isteyenler yok mu? Var. Ve aynı zamanda onun gibi sıkıntı çekeceksin, onun gibi dara düşeceksin. Ama her halükarda Allah diyeceksin, ona benzemeye çalışacaksın ve Allah onun kazandırdığını, ona kazandırdığını daha doğrusu sana kazandırmayacak, sana vermeyecek. Bu haşa haksızlık olmaz mı?
Onun için her zaman, nasıl ki onlar peygamberle beraber oldular, peygamber vasıtasıyla kazandılarsa, şu anda da ve gelecekte de bu hep böyle olacaktır. Mürşid-i Kamil'le beraber olanlar, Mürşid-i Kamil'in kazandığını kazanırlar. Allah bizi onlardan ayırmasın. İnşallah onlarla beraber oluruz. Beraber olduğumuz kadarıyla kazanırız. Allah razı olsun hocam. Sinan hocamızın da anlattıklarından anlamaya çalıştığımız kadarıyla, yani insan ya da biz müminler, Müslümanlar, biz Kur'an'ı okuduk, öğrendik, kısmen de olsa ezberledik dersek, sadece bununla kalırsak, la ilahe illallah demiş olmuyoruz gerçek manada. Onu doldurmak için Kur'an'ı yaşamamız lazım. Yani Kur'ani bir hayat yaşamamız lazım ki Kur'ani bir hayat yaşamamız için de gerçekten ya bir peygamber ya da bir peygamber varisi olması gerektiğini söyledi Sinan hocamız. Hakikaten biz de böyle baktığımızda şöyle hem kendimize hem etrafımızda hem yaşanan hayatlara, olaylara baktığımızda gerçekten Kur'an'ı okuduğumuz halde, kendimizce anlamaya çalıştığımız halde ama Kur'ansız bir hayat yaşadığımız için sıkıntı yaşıyoruz. Yani hayatımızda, aile hayatımızda, komşuluk ilişkilerimizde gerek yani müminlerin birbirleriyle olan o güzel diyalogları açısından onları yaşayamıyoruz böyle doya doya. Yani kardeş olarak ümmetçe yaşayamıyoruz. Mesela ayeti okuduğumuz halde gerektiğinde öyle bir an gelir, o ayet okuduğumuz ayetin tam tersini yapıyoruz hayatımızı yaşarken. İşte bizim de hani cevabını almak istediğimiz soru da bu idi. Allah razı olsun Sinan abiden. Allah gerçek manada la ilahe illallah deyip bunu yaşayanlardan eylesin. Peygamberler gibi yaşayanlardan eylesin. Allah'ın dost edindiği, velim dediği kullar gibi doldurarak yaşayanlardan eylesin. Bu konuyla ilgili sizin de anlatmak istediğiniz bir şey varsa, gerek kendi yaşantınız üzerinde, gerek kendi gördükleriniz üzerinden bir şey anlatmak isterseniz istifade etmek isteriz. Mesela biz Allah diyoruz. Allah bizim aklımıza gelmekten münezzehtir. Allah'ı tanımıyoruz, bilmiyoruz. Allah diyoruz. Ama hangi Allah? Firavun suya düştüğünde boğulmak üzereyken ne buyurdu? Ben Musa'yla Harun'un Rabbine iman ettim. Niye diye direkt demedi ben Allah'a iman ettim? Çünkü o Allah'ı bilmiyordu. O Allah'ı tanımıyordu. Kimin Allah'ı? Musa'nın Allah'ı. Dolayısıyla biz şu anda Allah diyoruz. Ama Allah'ı tanımıyoruz, bilmiyoruz, etmiyoruz. Allah Sübhan'dır. Allah bizim düşündüğümüzden, bizim idrak ettiğimizden münezzehtir. O zaman Allah'ı kimde tanımamız lazım? Resulullah'tan. Onun üzerinden, onun ahlakından. Eğer şu anda Peygamber Efendimiz aramızda yok ise kimin üzerinde? Bir mürşid-i kamilin üzerinde. Kamil bir mürşidin üzerinde. Kemalata ermiş, Allah'ın esması onun üzerine tecelli etmiş bir zatın üzerinde onu görmemiz, tatmamız, yaşamamız lazım. Allah Sübhan'dır. Bizim düşündüğümüz, bizim idrak ettiğimiz Allah bizim zanımızdır. Ve zan ilimden hiçbir şey değildir ayet-i kerimede buyuruyor. O yüzden bizim bir mürşid-i kamile tabi olmamız lazım ve Allah'ı, Allah'ın esmasını onun üzerinde tanımamız lazım. Nasıl? Onun ahlakıyla, onun yaşantısıyla, Allah'ın onun üzerindeki tecellisiyle, esmanın tecellisiyle. Mesela Allah kerimdir, ikram sahibidir. Onu en güzel şekilde kimin üzerinde görebiliriz? Bir mürşid-i kamilin, kamil bir mürşidin üzerinde benliği, varlığı olmayan Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği kişinin üzerinde görebiliriz. Nasıl ikram ediyor?
nasıl sunuyor? Hem zahiri olsun, hem manevi olsun, her yönüyle ikram ediyor. Muhabbetinden olsun, tebessümünden olsun, her haliyle ikram ediyor. Ve Allah hayırdan başka bir şey değildir. Allah hayırdır. O hayrı da bir mürşid-i kamilin üzerinde görebiliriz. Nasıl hayırdır? Onun üzerinde gördüğümüzde, onun üzerinde Allah'ın esmasını tanıdığımızda, yaşadığımızda gönülden gönüle bir yol var. Ama bunun karşılığı mı var mı? Vardır. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, onlara de ki bu tebliğin karşılığından sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Yakın bir sevgi. Senin onu sevmen lazım. Sevdiğinde, gönlünü ona açtığında, onun gönlünde, onun manevi halinden sana hal akseder. Ve sen onu tadar yaşarsın. Ama gönlümüzü açmasak, ömür boyu onun yanında kalırsak, onu sevmesek ne olur? Bu akmaz, bu gelmez. Dolayısıyla onu ciddiye almış olmuyoruz. Onu sevmemiz lazım. Ve onun manevi hali bize aksetmesi lazım. Manevi hali aksederse ne olur? Sen o esmayı tadarsın, o esmayı yaşarsın ve o sana kulluğu yaptırır. Eğer bu yok ise sen sadece her şeyi zandan ibaret zannedersin ve bu haktır dersin, sarılırsın. Allah düşündüğümüzden, idrak ettiğimizden daha subhandır. Bizim aklımıza gelen Allah, o Allah değildir. Kimin Rabbi? Muhammed'in Rabbi. O zaman o olmuyor. Ne yapacağız? Bir mürşid-i kamile tabi olacağız. Mürşid-i kamili göreceksin. Ne yapıyoruz bazen? Bir mürşid-i kamile tabi olduğumuzda mürşid-i kamili aradan çekmeye çalışıp Allah'a direkt işte ben Rabbimle beraberim. Ama sen tanımadığın bir Rab'le nasıl beraber olursun? Sen onu nereden tanıyorsun? Sen onu nereden idrak etmişsin? Sen Rab dediğin şey nedir? Hayalden, vahimden ibarettir. Allah ondan münezzehti. Onun üzerinde, onun için mürşid-i kamilin üzerinde onu tadıp yaşaman lazım ki ne demen lazım? Muhammed'in Rabbine ben iman ettim. Kim gibi? Firavun dedi ya, ben Musa ile Harun'un Rabbine iman ettim. Eğer biz mürşid-i kamili aradan çekersek ne olur? Bir hava boşluğuna Rab deriz, Allah deriz, Rahman deriz. O da ondan münezzehtir. Yunus Emre ne buyuruyor? Diyor, ben gelmedim davam için. Bizim işimiz sevgi iş. Dostun evi gönüllerdedir, gönülleri yapmaya geldim. Mürşid-i Kamil senin gönlünü hazırlıyor. Nasıl gönlünü hazırlıyor? Allah'ın esmasının tecelli ettiği yer olması için o gönülü hazırlıyor. Onu neyle hazırlıyor? Muhabbetiyle hazırlıyor. O senin gönlüne akan muhabbet, onu sevdiğinde o sendeki benliği, o nefsi onu durmadan yakar. Onu durmadan yakar, Allah'ın tecelli, esmasının tecelli ettiği yer olur. Ve bu sana kulluğu yaptırır. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki, sizin duanız olmasa, yani kulun duası olmasa kul neye yarar? Ne diyor? Sen neye yarıyorsun? Sen kulluğunla mı övünüyorsun? Sen kulluğundan ne çıkar? Eğer senin duan olmasa sen bu işi yapamazsın. Senin duan ne olması lazım? Ya Rabbi ben seni istiyorum. Ben sana kul olmak istiyorum. Yâken abdu ve yâken sen demen lazım. Kulluğu Allah sana yaptırıyor. Neyle yaptırıyor? Esmasıyla yaptırıyor. Sinan hocamız biraz önce Habil ile Kabil'den anlatınca Habil Kabil kimdir? Biziz. Habil Kabil şu anda ayeti günümüze getirdiğimizde biziz. Bir tarafımız Habil'dir, bir tarafımız Kabil'dir. Bir tarafımız nefsimizle Allah'a infak etmeye çalışıyoruz. Ondan ne çıkar? Kibir, riya, haset, şirk. Onunla yaptığın infak Allah onu kabul etmiyor. Senin gönlünle, maneviyatınla, yaptığınla Allah onu kabul ediyor. Eğer bu öyle olmasa Allah onu kabul etmiyor. Allah bizden bahsediyor ayet-i kerimede. Bugün birisine bir ikramda bulunduğunda, benliğinle, nefsiyle yaptığında kibirlenir. Ne der? Der ben yaptım, ben cömertim. Ama ruhuyla yaptıysa, maneviyatıyla yaptıysa ne olur? Rabbim yaptı. O
bunu benim üzerimde yaptı. Ne diyor? Bütün güzellikler Allah'tandır, kötülükler kendi nefsinizdendir. Bizim buna böyle bakmamız lazım, böyle görmemiz lazım. Her ne hayır olursa olsun, her ne güzellik olursa olsun, onu Rabbimizden biliyoruz. Her ne çirkinlik var ise onu da nefsimizden biliyoruz. Mürşid-i Kamil sana bu hali kazandırıyor. Sana Allah'ın esmasının o gönülü hazırlayıp Allah'ın esması senin gönlüne tecelli ettiğinde sen kerim oluyorsun. Allah'ın kerim sıfatıyla sıfatlanıyorsun. O zaman yaptığında kim yapmış oluyor? Allah yapmış oluyor. Allah'ın sana tecelli ettiği esmayla sana onu yaptırıyor. Seni yürütüyor. Sonra Allah ne diyor sana? Kul diyor. Sen kulsun diyor. Ne yaptı? Kendi yaptığını sana bir bıraktı. İşte bu benim kulumdur dedi. Sadece burada sana düşen duanı yapmışsın. Duanı. Ya Rabbi ben sana kul olmak istiyorum. Bir insanın, bir müminin, bir Müslümanın her gün uyandığında şu kelimeyi demesi lazım. Ya ken abdu ve ya ken esten. Ya Rabbi ben seni istiyorum ve ben seni seviyorum. İster ne halde olursa olsun, gönlü hangi halde olursa olsun bunu söylemesi lazım. Bunu söylemesi lazım. Her gün duasını tazelemesi lazım. İşi yapan Allah'tır. Allah onu kendine çeker. Ne diyor? Kulum bana bir adım atarsa ben ona 10 adım atarım. Bize düşen bir adımı atmaktır. Bir adımımız nedir? Ya Rabbi ben de Resulullah gibi bir kul olmak istiyorum. Bu duanı yapıp gidip bir mürşid-i kamile tabi olduğunda onun ahlakını, onun halini, onun tavrını gördüğünde hoşuna gittiyse, onun kulluğu senin hoşuna gittiyse Ya Rabbi ben bunun gibi olmak istiyorum dediğinde Allah sana yardım ediyor. Ne diyor? Bizim yolumuzda cehd edenin yollarımızı açarız ona. Bize düşen cehd etmektir. Her gün istemektir. Her gün duamızı tazelemektir. Veysi abiye teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kısa bir ara vereceğiz. İnşallah aradan sonra tekrar beraber olacağız. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu hafta inşallah kelime-i tevhidi işlemeye çalışıyoruz. Herkese göre kelime-i tevhid kendi hayatında, kendi yaşantısında ne kadar açılmış, ne kadar anlamış kelime-i tevhidi kendi üzerinde bunu ne kadar görmüş, daha doğrusu Allah'ın bizden söylememizi istediği şekil nasıl olmalıdır? Bir de onu anlamaya çalışıyoruz inşallah kardeşlerimizden. Onların gönül hallerinden istifade etmeye çalışarak. Şimdi başta biz dedik ki, bir insanın La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesiyle iş bitmiyor. Bu konuyla ilgili Allah ayet-i kerimede buyuruyor ya da diyor ki Nestaizu billah biz iman ettik dedikten sonra sizi imtihana tabi tutmadan salıvereceğimizi mi sandınız? Andolsun ki biz sizden önce iman edenleri imtihana tabi tutmuşuz. Öyle ki gerçekten iman edenlerle etmeyenlerin
halini görelim diye. Gerçekten iman edenleri görelim. Bunu sözüyle, özüyle, haliyle, ahlakıyla, yaşantısıyla Allah bildiği halde gene görmek istemiştir. Yani evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Yani bizi yaratmadan önce de biliyordu. Nasıl bir hayat yaşayacağımızı biliyordu. Akıbetimizi de bildiği halde gene de bizlere yaşama imkanı vermiştir Rabbimiz. Söylediği sözde kendisiyle ahitleştiğimiz o konuda acaba ahdimizin üstünde kalacak mıyız? Sadakatimizi ispatlayacak mıyız? Gerçekten orada da kalu bela şehidne dediğimiz gibi burada da her konuda hükmü Rabbimize teslim edecek miyiz? Her konuda Rabbim ne emrediyorsa, ne diyorsa, nasıl buyuruyorsa ve onun Resulü, Resulleri nasıl onu kabul etmiş ve gerekeni yapmışsa biz de müminler olarak o şekilde yapmamız gerektiğini aslında anlamaya çalışıyoruz inşallah. Mürşidimiz bir ara sohbetinde buyurmuşlardı ki aslında 23 yıldır bizim anlatmaya çalıştığımız tek bir şey vardır. La ilahe illallah'tır. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'dir. Yani bütün Kur'an, bütün Kur'an sadece bu kelimeyi tevhidi tefsir ediyor. Bir kul için. La ilahe illallah. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. İçeriğini doldurarak yaşamaktır. Bunun için Kur'an'ı göndermiş Allah Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Onun şahsında bütün insanlığa hayatı yaşarken La ilahe illallah diyecek miyiz ya da demeyecek miyiz? Yani gerekeni yaşayacak mıyız bu La ilahe illallah'ı? Gene bir ayet-i kerimesinde Allah buyuruyor ya, diyor ki biz hiçbir peygamber göndermedik ki şu sebeple gönderdik, yani başka bir sebeple göndermedik manasında. Onlara, insanlara Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah'a abd olun dememiş olsunlar. Bütün gönderdiğimiz nebiler, resullerin söylemeye çalıştıkları budur. Anlatmaya çalıştıkları, tebliğlerinde aslında özetle anlatmaya çalıştıkları budur. Allah'tan başka ilah yoktur ve sadece ona abd olunması gerekir. Ona kulluk yapılması gerekir, ona itaat edilmesi gerekir, ona teslim olunması gerekir, ona aşık olunması gerekir. Onun rızası peşinde koşulması gerektiğini Allah anlatıyor bu ayet-i kerimesinde. Onları göndermesinin asıl sebebi, gayesi budur. Biz de bu gayeye uygun yaşamak adına bir Allah dostuyla beraber olmuşuz. Allah nasip etti. Gerek bir duamız karşılığında, gerek Allah'ın bize merhamet etmesi karşılığında. Bunu aslında nasıl anlayacak olursak anlayalım, saf Allah'ın rahmetidir. Allah'ın bu ahir zamanda, bu çarpık yaşantı içinde insanların ne yapacağını şaşırdığı bir dönemde Allah bizimle bir mürşid-i kamili karşılaştırdı. Allah'a La ilahe illallah, yani birey olarak dediğimizde bunu La ilahe illa ente, La melike illa ente, La rahmana illa ente. Herkes bunu kendi içinde, kendi gönül dünyasında mutlaka feryat ediyordur. Benim için, benim hayatım için bir tek ilah sensin. Söz hakkına sahip olan sensin. Benim hayatıma bir tek hükmedecek olan sensin. Beni başkası ilgilendirmiyor. Kimse ilgilendirmiyor. Kendisine itaat etmem gereken sensin. Kendisine teslim olmam gereken sensin. Rızası peşinde koşulmaya layık olan sensin. Sevilmeye, tapılmaya layık olan bir tek sensin. Açıldığında bunlardır inşallah kısaca. Geçmiş zamanda biz de la ilahe illallah derdik ama İçerini bilmezdik. Yani sadece Allah'ın bir olduğunu bilirdik ve kendi hayalimizde bir Allah var ederdik. Ve buna da Allah diyorduk. Benim görüşüme göre
yeryüzünde Allah'ı bilen biri varsa o da kamil bir insandır. Diğer insanların kurduğu Allah sadece bir hayaldir, bir zandır. Bunu hayatta yaşarken insan aslında anlıyor. Geçmiş zamandaki Allah dostlarını hemen hemen herkes kabul eder. Ama kendi yaşadığı dönemdeki Allah dostlarını görmezlikten gelirler. Nefsine ve şeytanına kurban olan bir insan aslında Allah'a ilah edinmemiştir. Nefsini ve şeytanını ilah edinmiştir. İnsanın nefsi ancak kamil bir insanla tezkiye olur. O zaman Allah'ı tanıyabilir. Bir insan üzerinde. Bir insanın la ilahe illallah demesi için, illallah demesi için bir kamil insanla beraber olması lazım. Hocamızın bir sözü vardı. İman inanmak değil demişti. Ben 7-8 senedir ona tabi. Ben bu 7 yıldır bu sözü kabul etmiyordum. İman nasıl inanmak değildir diyordu. İnsan inanmadığı bir şeyi sevebilir mi? Sonra alemi okuyunca aslında doğru bir söz olduğunu daha bir senedir kabul etmiş. Çünkü baktığında herkes Allah'a inanıyor. Herkes Allah'ın varlığından haberdardır. Ama Allah'ı sevemiyor. Çünkü tanımadığı bir Allah'ı nasıl sevsin? Bir insanın illallah demesi için bir mürşid-i kamille beraber olması lazım. Bizim mürşid-i kamille tanıştıran Allah'a hamd olsun. Remzi kardeşimiz de, Haşim kardeşimiz de aslında anlatmaya çalışırken bizim kendimizce anlamaya çalıştığımız yani la ilahe illallah'ı gerçekten hayatıyla yaşayan, manasını içini dolduran bir kamil insan, bir hazreti insan, bir peygamber varisi, bir hak dostu ile beraber olmak gerekiyor ki nasıl la ilahe illallah denilir? Bunu görmek lazım. İlmin yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Mesela imanın 3 tane sefhası vardır ya, mürşidimiz sohbetlerinde böyle dile getirir. Diyor, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Yani biz la ilahe illallah demeyi öğrenmişiz. Bilgi olarak biliyoruz. Diyoruz yani gelişi güzel dilimizden dönüyor. Diyoruz la ilahe illallah. İçinde bulunduğumuz hal içinde Allah bizi huzuruna alsa, hakikaten sorsa, gerçekten sen bu kelimeyi tevhidi söylerken anladın mı ne demek istediğini? Gördün mü birisinin üzerinde, bir peygamberin, bir dostumun üzerinde gördün mü diye soracak olsa, eğer ya bir peygamberle ya da bir hak dostuyla beraber olmamışsak ki bizdeki bilgide kalır, bunu yaşamamış oluruz, tatmamış oluruz. Bu da yeterli değil diye buyurmuştu mürşidimiz. Muhammed Hüseyin Hazretleri demişti ki yaşamak lazımdır. Yani hakkal yakin. Hakkal yakinde la ilahe illallah'ı insan kendi gönül aleminde tadar. Yani kendisine zatıyla sıfatıyla tecelli eden Rabbinin üzerinden hem zatında ilah olmayan ondan başka hem sıfatlarında ondan başka ilah olmayanı tadıyor kendi içinde. Remzi abi anlatırken dedi yani oradan içeri, oradan içeri, oradan içeri yani bir ben vardır benden içeri. Yunus Emre Hazretleri'nin gene buyurduğu gibi diyor ya çekilirsen aradan geri kalır yaradan. Hakikaten hakikatte biz ister örtelim, ister kabullenelim, isterse inatla direnelim. Öyle bir şey yok da diyelim. Allah'ın nazarı ile bakıldığında yeryüzünde Allah'ın tecellisinden başka bir şey yoktur. Yani insanda ise bir zati tecelli vardır ve bu yüzden Allah insanı kendisi için yeryüzünde halife olarak kılmıştır. İnne ce'alnakum halaifen fil ardı buyuruyor ya ayeti kerimesinde.
Allah insanları yeryüzünde halifeler olsun diye, kendisini temsil edebilsin diye insanı varlık içinde insanı seçmiştir halife olarak. Yine Allah insanlardan ayet-i kerimede buyuruyor ya, Allah meleklerden de Resul seçer, insanlardan da Resul seçer. Allah dilediğini zatına seçer buyuruyor. İman edip sabredenleri seçer buyuruyor. Gene geçen cuma hutbede okumaya, anlamaya çalıştığımız bir ayet vardı. Allah buyuruyor ki, Allah sizi seçmiştir. Varlık içinde sizi seçmiştir. İnsanın aslında, yani gerçekten la ilahe illallah'ı diyebilmesi, bunu görebilmesi kendinde, bunu tadabilmesi için yani kendinden içeriye dönmesi lazım. Ama nereden döneceğini de bilmiyor ki, dediğiniz gibi bir mürşid-i kamil onun elinden, yani nerededir ki, hayatın neresindedir? Daha doğrusu Allah ile arasında ne kadar perde kalmış, ne kadar perde koymuş ki geriye dönüş nereden dönecek? Buyuruyor ya ayet-i kerimede, nereye dönerseniz dönün Allah'ın vecihi oradadır da biz niye göremiyoruz onun vecihini? Nerede olursanız o sizinle beraberdir buyuruyor. İster tek başınıza, ister başkalarıyla beraber olun. Nerede olursanız olun, Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın diyor. Genelde mesela müminlerin çoğu bunu bilir. Kur'an'ı okuduğu için, okuyanlar en azından bu ayetleri okuduğu için karşılaşır. Ama o Kur'an'da okuduğu ayetin tam tersinde hareket ediyor. Yani bizim sorunumuz la ilahe illallah'ı yaşamamaktır, yaşayamamaktır. Kur'an-ı Kerim belki de anlaşılmamıştır günümüzün insanları tarafından. Yani daha doğrusu bu asrın ümmeti tarafından anlaşılmamıştır. Kur'an sevap kitabı denmiştir. Ne kadar okursak harf başına bu kadar sevaptır. İşte okuyalım, mukabele yapalım, falana gönderelim, rahmet edene gönderiyoruz, hediye ediyoruz, birbirimizle böyle hediyeleşiyoruz onunla. Aslında indiriliş gayesi bu değildir, hepimiz biliyoruz. Biz de bilmiyorduk daha doğrusu böyle 10 sene öncesine kadar. Maalesef biz de o mantıkla yaklaşıyorduk Kur'an-ı Kerim'e. Sonra anladık ki aslında öyle değilmiş. Peygamber'e inmişse de bile her insana tek tek inmiştir. Yani Rabbimiz bize indirmiştir bu ilahi kelamı. Bizimle konuşmak istemiştir. Bizi sevdiğinden dolayı, bize değer verdiğinden dolayı, meğerse biz onun katında halifeleriymişiz. Bundan dolayı bizi muhatap almış, her bir kulunu muhatap almış ve kendisine cevap vermesini istiyor. İndirdiği her vahye. Orada ahitleştiğimiz zaman demişiz ya, قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ hitabına, biz ruhlar olarak orada demişiz, قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا, demişiz ki biz bela demişiz, evet demişiz ve Allah'ın, Rabbimizin cemaline müşahede etmişiz, şehadet etmişiz, yani şahit olmuşuz onun güzeller güzeli cemaline. Ve Allah ne hikmettirse araya bir ayrılık koymuştur. Demiştir, beni görmediğin halde ben böyle bir ayrılık perdesini çekeceğim. Hadi bakayım, sen benim gıyabımda perde arkasından benim için de la ilahe illallah de bakayım. Kalu bela demeye çalış. Mürşidimiz bunu anlatırken demişti ki, Allah zamanı genişletmiştir. O hitabı yaparken o hitabı zamansız ve mekansız bir alemde yapmıştır. Şu anda bile böyle bir hitapla muhatabız. Her onun emrini dinlediğimizde, onun razı olacağı bir işi, bir fiili, bir ameli işlediğimizde bela diyormuşuz. Her tersini yaptığımızda da la demiş oluyoruz. Yani hayatımızın neresinde evet demişiz, neresinde hayır demişiz. Kendi hayatımıza dönüp baktığımızda la ilahe illallah'ı da aslında o kadar anlamışız, yaşamışız. Sözün burasında
Biz de sözü Sinan abimize, Sinan hocamıza inşallah bırakıyoruz. Biraz da onun güzel gönlünden La İlahe İllallah'ın açılımını inşallah dinlemeye, anlamaya, istifade etmeye çalışalım. Buyurun Sinan hocam. Allah ayet-i kerimede buyuruyor diye gönderdiğimiz bütün Resulleri, Nebileri sadece şunun için gönderdik. La ilahe illallah. Allah La ilahe illallah'ı önce Resulüne söyletiyor yalnız. Bu önemli bir mesele. Gene dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Geçmişten, dünyanın kuruluşundan şimdiye kadar hep bu böyle olmuş. Allah illallah'ı dedirtmek için önce ilah olan Allah'ı tanıyan birisini insanlara gönderir. Kimdir bu? Bu peygamberdir. Peygamberlerden sonra peygamber varisleridir. Bütün mürşid-i kamillerin, Allah dostlarının, peygamberlerin yapmaya çalıştığı insanlara la ilahe illallah dedirtmek. Bunu nasıl dedirtiyor? Peygamberlerin hayatına baktığımızda, mürşid-i kamillerin hayatına baktığımızda ilah olan Allah'ı önce insanlara sevdirerek bunu yapıyor. Bizim hocamızın üzerinden mesela anlayacak olursa, diğer TV'de Allah'ın esması, Esma-ül Hüsna'yı anlatıyor hocamız mesela. Aslında baştan sona Esma'nın bir açılımı, bir özetidir daha doğrusu. La ilahe illallah. Baştan sona hocamız La ilahe illallah'ı bize anlatıyor. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. La rahmane illallah. Sadece Allah rahmandır. Ondan başka rahman yoktur. Bunu Allah'ın 99 sıfatı üzerinden anlayabiliriz ama hocamız önce bize ilah olan Allah'ın tabiri caizse tanımını yapıyor bize, tanımı. Mesela Allah'ın El İlah ismini anlatırken hepimiz gördük orada ne dedi? İşte Allah, ilah olan Allah tamamıyla seviyormuş kulunu. Seviyormuş. Kuluna aşıkmış. Elehe, lehve, hayret uyandıracak, hayrete düşürecek, hayran bırakacak manasında. Tabi birçok manası var ilah kelimesinin. Bunları bize tanıttı önce. Tabi Mürşid-i Kamil'in, peygamber varisi olan bir insanın başka bir özelliği, normal anlatanlardan başka bir özelliği, bir şeyi anlatırken sadece anlatmaz, aynı zamanda o anda manevi olarak Allah'la beraber olduğu için manevi olarak onu, o yaşadıklarını karşısındakine tattırıyor aynı zamanda. Bunu bütün kardeşlerimiz yaşamıştır, tatmıştır. Önce bize ilahı tanıttırıyor. İlah olan Allah'ın ne kadar bizi sevdiğini bize tanıttırıyor, yaşattırıyor. Ondan sonra illallah dedirtiyor bize. Ve dikkat edin, bütün peygamberlerin, bütün Allah dostlarının yaptığı budur. Onun için sahabe Resulullah Efendimiz'e anam babam sana feda olsun demiştir. Ona Rabbini tanıttığı için, ona ilahını tanıttığı için. Onun için Mürşid-i Kamil'e bağlı olan, tabi olan dervişler yeri geldiğinde her şeyim sana feda olsun diyordur. Niye? Sahibi olan, Rabbi olan, Maliki olan Allah'ı ona tanıtırdığı için. Yoksa neden
durup dururken sahabe Resulullah Efendimiz'e desin, ya Resulullah anam babam sana feda olsun. Ya da bir derviş yeri geldiğinde mürşidine anam babam sana feda olsun, her şeyim sana feda olsun desin. İlah olan Allah'ı ona tanıttıran kim olursa olsun. Hazreti Ali'nin mesela bu konuda bir sözü vardı. Ne diyordu? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişti. Değil mi? Ama hangi harf? Kur'an'ın harfi. Allah'ı tanıtacak harf. Onun için ilah olan Allah'ı önce Mürşid-i Kamil'in üzerinde okumaya, anlamaya çalışmak lazım. Yoksa bize göre, bana göre şudur, ona göre budur, öbürü bana göre böyledir derse Rabbini hiçbir zaman tanıyamaz, anlayamaz. Tanıyabilmesi için onu tanıyan, onunla beraber olan, gerçekten Allah'a abd olan, bunu gönlüyle, maddesiyle, manasıyla yaşayan, tadan birisiyle beraber olması gerekir ki illallah diyebilsin. Canlı Kur'an olan birisiyle beraber olabilmesi olması gerekir ki illallah diyebilsin. Yani okuması lazım, anlaması lazım, kavramaya çalışması lazım. Ne kadar? Gönlünün büyüklüğü kadar, imanı kadar. Sonsuz olan bir deryayı artık gönlü ne kadar alabiliyorsa. Onun için Allah'ın bize inzal ettiği, başta Resulullah Efendimiz'e, onun şahsında hepimize inzal ettiği, bize indirdiği Kur'an'ın ilk ayeti neydi? Bismillahirrahmanirrahim. İkra. Bismi rabbikellezi halak. Halakal insana min alak. Allah önce oku diyor. Önce anlamaya çalış. Okumak demek, anlamak demek, hocamız buyurmuştu, parçaları bir araya getirip onu anlamlandırmak demektir. Anlamlandırmak. Kime göre? Elbette ki Resulullah Efendimiz'e göre anlamak. Bana göre değil, sana göre değil. Bana göre, sana göre olursa işte şu an durumumuz ortadadır. Herkes kendine göre bir doğru bulmuş. Ama bakıyorsun ki Allah'a göre bir yol tutanların sayısı gerçekten çok azdır. Çok çok az. Neden? Allah'a göre yaşamış, la ilahe illallah demiş, Allah'tan başka hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmayan, endişe etmeyen bir zatın peşinden sürüklenmediği için. Resulullah Efendimiz'e varis olmuş, onda yok olmuş, onun hayatını yaşayan, onu tadan birisiyle beraber olmadığımız için bu kadar dağınığız, bu kadar gönlümüz, her şeyimiz böyle birbirimizden uzağız. Ama dikkat edin, Resulullah Efendimiz döneminde aleyhissalatü vesselam normal fıtrat olarak her sahabenin fıtratı ayrı olmasına rağmen iş Allah'ı sevmeye geldi mi, iş peygamberi korumaya geldi mi, Allah'a olan muhabbete geldi mi, binlerce, on binlerce sahabe tek yürek oluyordu. Tek. Bir. Neden? İllallah dedikleri için. Ama bunu onlara söyleten Resulullah Efendimiz'di. Şu anda da aynı durum söz konusudur. Ne kadar Resulullah Efendimiz'in varisini dinlersek, ne kadar onun o illallah deyişine, çağrısına, duasına icabet edersek, o kadar gönüllerimiz birleşir. O kadar mümin oluruz. İlah olan Allah'tan emin oluruz. Ama ne kadar bana göre, sana göre, ona göre dersek
illallah demiş olmayız. O zaman tam tersi birçok ilah çıkmış olur. Çünkü insanın gönlünde ne ilerideyse ne öndeyse bunu ister kabul edelim ister kabul etmeyelim. Onun gönül aleminde eğer ne öndeyse onun ilahı odur. Çünkü ilah demek sevilen demek. Hayran olunan şey demek. Tapılan demek. Peşinden sürüklenen demek. Bizim gönlümüze bakmamız lazım. Biz neyin peşinden sürükleniyoruz? En çok neyi seviyoruz? Neden bahsedildiğinde gönlümüz, kalbimiz titriyor? Öyle ya, Allah müminleri tanıtırken onların kalpleri titrer dedi değil mi? Allah'ın ayetleri okunduğunda onlara onların kalpleri titrer. Niye? Allah, ilah. İlahının ayeti okunmuş onlara. Ama onlara okunduğunda dedi, dikkat edin. Onlar okunduğunda değil, onlara okunduğunda kalpleri titrer dedi. Niye? Allah'a aşık olan, illallah diyen birisi onlara okuyor da onun için. Onlara okunduğunda. Onun için gerçekten illallah diyen, Allah'tan başka ilah yoktur. Diliyle, gönlüyle, hayatıyla, fiiliyatıyla, A'dan Z'ye kadar bunu yaşayan, tadan diyen birisiyle beraber olursa ve gönül itibariyle bunu sonuna kadar dinlersek inşallah illallah demiş oluruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka sevilecek, tapılacak, koşulacak ilah yoktur deriz. Bunu sadece dille söylemekle olmuyor. Allah bizi illallah diyen gönülden, cani gönülden illallah diyenlerden eylesin inşallah. Amin. Herkesin gönlünün büyüklüğü kadar, imanının büyüklüğü kadar gerçek manada bunu hayatımızda düstur edenlerden eylesin. Amin. Allah razı olsun. Sinan hocamızdan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizden de. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyor ya, Mekke fethinden sonra buyuruyor, benden sonra ümmetimin puta tapacağına ihtimal vermiyorum. Ama benden sonra ümmetimin yine dünyaya tapmasından endişe ediyorum. Aslında bütün asırlarda mutlaka bu yaşanmıştır. Allah suizanla bakmaktan bizi muhafaza etsin. Ama bu asırda da istemesek de yani yaşanan hayatlarda gördüğümüz Sinan hocamızın da anlattığı hani herkes neyi, kimi, ne kadar en çok seviyorsa maalesef ilahi o olmuş oluyor. Sevdiği o olduğu için peşinde de koştuğu, elde etme istediği, rızasını gözettiği de o olmuş olur. Bu bir insan olsa öyledir. Mevki de olsa o mevkiyi, makamı elde etmek için nice gönüller kırar, nice insanları kendisi için basamak olarak kullanır, merdiven olarak kullanır o mertebeye gelmek için. Yalan atar, iftira atar, gıybet eder, bir başkasının makamından etmek ister. Maalesef bu hani şeytanın insana kendi bulaştırdığı hastalığıdır. Bu açıdan yani mesele hadisle de anlaşılsa daha güzel olur diye düşündük. Resulullah Efendimizin bu hadisini bugün maalesef yine onun ümmeti olarak yaşamakla karşı karşıyayız. Aslında biz de akıbetimizi bilmemekle beraber Allah bütün kardeşlerimizin, bütün müminlerin akıbetlerini hayır eylesin inşallah. Yani son nefesimizle iman ile bu dünya aleminden göç etmeyi nasip etsin inşallah. Bütün mümin kardeşlerimize de gerçek manada iman etmelerine işi anlayan şuurlu müminleri vesile kılsın inşallah. Şimdi sözün burasında yine Veysi abimize döneceğiz. Veysi abimizden de biraz La İlahe İllallah'ın açılımını inşallah dinleyeceğiz. Sırasıyla döneceğiz inşallah.
Buyurun Veysi abi. Konunun tümünü özetlemek gerekirse, biri yeni Müslüman olduğunda ona kelime-i şehadet söyletiriyoruz değil mi? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şahidim ki senden başka ilah yoktur. Ve yine şahidim ki Muhammed senin kulun ve resulündür. Dolayısıyla yine ne oldu? Muhammed'in ilahi, Muhammed'in kul olduğu ilah, resul olduğu ilaha iman etti. Ona şahitlik ediyoruz. Onun için biz Allah'ı tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Bilmediğimiz için Muhammed'in Rabbine iman ediyoruz. La demek yok demektir. İlah senden başka ilah yok demektir. Dolayısıyla la dediğinde hiçbir şeyin olmadığını ve senin de olmadığını ve ondan gayrısı hiçbir şeyin olmadığını söylemen lazım. Çünkü ayet-i kerimede buyuruyor, her şey yok olucudur, Allah'ın vecihi baki kalıcıdır. Gördüğümüz her ne var ise hakikatte, yani eşyada her ne var ise hepsi yok olucudur. Baki kalan Allah'ın vecihidir. Bir mürşid-i kamile tabi olduğumuzda Allah ne buyuruyor? Ben bir kulumun üzerinde zahir olduğum kadar hiçbir şeyin üzerinde zahir değilim. Dolayısıyla Allah'ı esmasıyla bir kamil mürşid-i kamilin üzerinde tanırız. Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabe Peygamber Efendimiz'in üzerinde tanıyordu. Şu anda da Peygamber Efendimiz'in varisleri var, mürşid-i kamiller var. Allah'ın esmasının tecellisini, Allah'ı onların üzerinde tanıyoruz. Günümüze baktığımızda şöyle bir düşünce vardır. Kul ve Allah arasında hiç kimse giremez. Doğrudur, giremez. Bir mürşid-i kamilde varlık yok, benlik yok. Dolayısıyla o girmez, araya girmez. O arayı yapar, gönlü yapar, bir eder. Bugün bir mürşid-i kamilin üzerinde eğer tanıyamazsak nasıl tanıyacağız Rabbimizi? Nasıl anlayacağız? Diyorlar işte Kur'an'ı okusak anlarız, anlayamıyoruz. Veya da biri diyor ki işte bu Kur'an'ı sen anlayamazsın. Alimler okur, anlatır sana. Yine bu olmadı. O yüzden kamil bir mürşitten öğrenmek lazım. Bir mürşidi kamilin üzerinde onu görüp onun sana gönlüne akseden o tecelliyi alıp yaşaman lazım. Geçen hafta Merdan abimiz ders kağıdından bahsetmişti. Rabıtadan bahsetmişti. O rabıtanın onunla rabıtayı kurduğunda ondaki maneviyatın sana aksetmesidir. Onun için ders kağıdını çekiyoruz. Onun için rabıtamız vardır. Evet, kardeşlerimizin de anlattığı gibi ki nice evliyaların da itirafla dile getirdiği gibi gerçekten her kim Allah'ın sayısını bildiği kadar veli gelmiştir, veli mürşid gelmiştir, mürşid-i kamil gelmiştir, pir gelmiştir. Hepsi geldiğinde pir olarak gelmemiştir. Mutlaka kendinden önce Allah'a dost olmuş, Allah'a yeryüzünde ayna olmuş, gerçekten Allah'ı bütün güzellikleriyle kendi üzerinde, yani kendisine zuhur eden Allah zahirdir buyuruyor ya. Huvel zahiru, huvel batinu, huvel evvelu, huvel ahiru diye öyle devam eden esma ile ayetler vardır. Allah mutlaka peygamberlerine zuhur ettiği gibi mutlaka mürşid-i kamillere de kendi dostlarına da zuhur eder. Şöyle bir örnekle anlatılacak olsa, bugün gerçekten mesela diyelim ki bir insan ile bir diyaloğa girdik ve 2-3 karşılaşmadan sonra anladık ki o insandan bize fayda vardır.
Onunla beraber olduğumuzda gönlümüz sükûne eriyor. Dertlerimiz azalıyor, sıkıntılarımız bir nebze de olsa azalıyor. Onunla beraber olduğumuzda kendimizi emniyette görüyoruz. Örnekle anlatılacak olsa ne yaparız? Her fırsatta o insanla beraber olmak istiyoruz. Niye? Çünkü ihtiyaçtır. Çünkü kendi ihtiyaçlarımızı onunla karşılamak yani isteriz. Her ne derdimiz olsa gideriz. En çok samimi olduğumuz sırdaşımızla değil mi? Dertlerimizi onunla paylaşırız. Bu hal böyleyken elbette ki bir kul gerçekten Allah'a dost olmuşsa, yani Allah bir kulunu kendine dost edinmişse mutlaka onunla paylaştığı şeyler de vardır. Bu aslında Allah dostlarıyla Allah arasında çoğu zaman özel kalmıştır. Ama kullar için lazım olan aslında Allah'ın mürşid-i kamillere, peygamberlere, velilerine yaptığı tecellidir. Zat-ı ve sıfat-ı tecellisidir. Dolayısıyla her bir mürşid-i kamil, her bir veli, her bir hak dostu aslında kendisi aradan çekilmiştir hakikaten. Yani Yunus Emre Hazretlerinin buyurduğu o sözü kendi hayatında gerçekleştirmiştir, çekilmiştir aradan. Onda sadece Yaradan kalmıştır. Onda Yaradan zuhur etmiştir. Ona Yaradan tecelli etmiştir. Ona bakıldığında hak, gerçekten haktan başka bir şey kalmamıştır. Yani Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sından başka bir şey kalmamıştır. Ona bakan Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını görür. Ama görmek isterse tabii. Eğer dese de o da benim gibidir. O kendi haliyle, yani insanı tenzih ediyorum. Bir Allah dostuna karşı insan kendini ihtiyaçsız görse, hele hele bu mürşid-i kamil ise, kendini ihtiyaçsız görse, en fazla benden biraz daha itaatkardır derse, en fazla benden biraz daha teslimiyet sahibidir derse, ben namaz kılmıyorum, o da namaz kılan biridir. Ben oruç tutmam ya da 3 gün tutarım, 5 gün tutmam. O ise ayın tamamını tutar. Ben belki hacca gitmemişim ömrümde. O benden belki 1-2 sefer fazla gitmiştir. Ya da diyorum ya, yani kullukta biraz daha birkaç adım önde gibi görürse asla istifade edemez. Hepimiz biliyoruz. Daha önceden biz de karşılaşmadığımız için gerçekten bildiklerimiz bizim için yeterdi diyorduk. Ama Mürşid-i Kamil ile beraber olduktan sonra, Mürşidimizle beraber olduktan sonra gerçekten onun bir insan için ne kadar vazgeçilmez, önemli bir ihtiyaç olduğunu fark ettik ki aslında biz inanmışız. Meğerse gerçekten kendi nefsim için söyleyeyim. belki Allah o gençlik halimizden dolayı belki söylediklerimizi yani kabul etmiş olabilir. Yani cehaletten dolayı hani buyuruyor ya la tu'ahidna in nesine. Yani bize aldırma ya Rabbi. Bizi muhaze etme. Niye? Cehalet. Ama bugün bakıldığında bir insan bir mürşid-i kamille beraber ne kadar çok beraber olma imkanı, ne kadar çok haşir neşir olabilme imkanı bulabilirse o kadar onun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu, vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu görebiliyor. Gerektiğinde öğün gelir, yemek yemeyebiliyorsun, su içmeyebiliyorsun, oruç gibi mesela. Ama bir derviş için bir hafta mürşidini görmeden dayanamıyorsun. Uzakta bir memlekette dahi olsan onu görme, onunla sohbet etme, ondan feyiz alma ihtiyacı duyuyorsun. Kendin gibi birisi değildir demek ki. Ne var orada? Orada hak tecelli etmiştir. Veysi abinin de dediği gibi, Sinan hocamızın, kardeşlerimizin, hepimizin anlatmaya çalıştığı gibi bizim de bildiğimiz bir şey yoktur aslında. Öyle gönül sohbeti olsun diye bir araya gelmişiz. Sözün burasında inşallah Ersin abiyle de biraz dertleşeceğiz. Uzun zamandır Ersin abiyi dinlememişiz. İstanbul'da olduğu için ara sıra telefonla da konuşsak da gene de duymamışız. Ersin abi biraz sizi dinleyelim.
geçmişteki hayatımıza bakıldığı zaman mesela sorsan la ilahe illallah ne anlama geliyor? Allah'tan başka ilah yoktur. İlah olan bir tek Allah'tır. Ama bunun bir de iç boyutu vardır. Biz kendi gönlümüze geçenleri dile getirmeye çalışalım. Mesela bakıldığı zaman bir dervişe bakıldığı zaman, bir mümine bakıldığı zaman yaşadığı bir imtihan olsun veya da bir sıkıntı olsun. Onun karşısında bir boyun büküşü vardır, bir feryat edişi vardır. Sen varken ben kime gideyim? İlahımız, aşığımız, maşığımız, Rabbimiz, Allah'ımız sensin. Bizim maşığımız sensin, bizim Rabbimiz sensin. Senden başka ilah yoktur. Bütün varlıkta, bütün kainatta, bütün alemlerde iş yapan sensin. Bütün her şey senin mülkün, bütün her şey senin mülkündür ve biz de senin mülkündeniz. İlahımız sensin. Ve biz bütünüyle aciziz, biz bütünüyle eksigiz. Kulun orada gönlünde bir perde açılır. Yaptığımız her bir dua, yaptığımız her bir feryat Rabbimizle aramızda olan bir perdeyi kaldırır. Önceki hayatımıza bakıldığı zaman Allah'tan başka ilah yoktur ve duamız kabul olduğu zaman hamd ediyoruz. Duamız kabul olmadığı zaman neden böyle oldu, niye böyle yaşandı, bu niye öyle oldu deyip kendi kendimizi hesaba çekip işin hikmetiyle bakmadığımızdan dolayıdır. Oysa ki bütün alemlerde, bütün kainatta işi yapan Allah olduğunu farkına varmadığımızdan dolayıdır. Mesela La ilahe illallah bir de Muhammedun Resulullah denilir. Aynen buyurduğu gibidir. La ilahe illallah diyenler Muhammed-i Resulullah'ı kabul edenlerdir. Muhammed-i Resulullah'ı kabul etmeyenler La ilahe illallah diyemeyenlerdir. Resulullah Efendimiz'in tıpkı buyurduğu gibi benden sonra bir peygamber gelmeyecektir ama beni temsil edecek varisler gelecektir. Eğer ki onu temsil edecekler varisler, onu temsil edecek varisler birebir onu temsil ediyorsa bu aynen onlar için de geçerlidir. Biz Resulullah Efendimiz'in bizim için söylediğini hem her şeyi dinlemekten ibaret değil, dinlemekten kasıt uygulamaktır. Resulullah Efendimiz ne şekilde buyurmuşsa aynen olduğu gibi öyledir. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Resulullah Efendimiz'i birebir temsil eden biriyle beraber olmak gerekiyor. Diri bir gönülden dinlemek gerekiyor. Diri olan bir gönül diriltir, ölü olan bir gönül öldürür. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin döneminde yaşanan bir rivayet var. Bayanın biri evladını getiriyor, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzuruna getiriyor. Diyor ki benim oğlum sabah, öğle, akşam durmadan bal yiyor. Bir türlü ona balı bıraktıramıyorum. Bir şey söyleyin de oğlum balı bıraksın. Abdülkadir Geylani Hazretleri ona diyor, bayanın evladına dönüyor. Diyor oğlum git, 40 gün sonra gel. Annesi evladını alıp gidiyor, 40 gün sonra geliyor. 40 gün sonra zaman tekrar Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzuruna geliyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri dönüp oğluna diyor, bayanın evladına diyor ki, oğlum bir daha bal yemem. Tamam diyor. Annesi işin hikmetini anlamaya çalışıyor. Madem bir daha bal yeme diyeceksen neden 40 gün bizi beklettin diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri orada buyuruyor ki, siz bunu öyle anlatınca ben de balı seviyorum. Önce ben kendim balı bıraktım, 40 gün boyunca ben balı yemedim. Balı bırakabiliyor muyum, bırakamıyor muyum? Bal bırakmak nasıl bir şeydir? Önce bunu benim tatmam gerekiyor. Ben bunu tadayım ki öyle ona söyleyeyim. Tatmadığı bir şeyi, yaşamadığı bir şeyi karşısındaki dervişe, müridine söylemeyen kişilere buna birebir şahit olduğumuz mürşidimizdir.
Bir mürşid-i kemil kendinde olmayan bir şeyi karşısındakine söylemez ve biz buna birebir şahidiz. Bu hafta da Bir Yudum Muhabbet adlı programımızı inşallah Remzi kardeşimizle, kardeşlerimizle buluşarak inşallah geçirmeye çalıştık. Buraya gelen, davete icabet eden bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çok fazla açamadıksa aslında konumuz La ilahe illallah'tı, kelime-i tevhidi. Yani hangi kardeşimiz ne kadar kendince yaşamış, tatmış, kendi mürşidi üzerinde ne kadar bunu yani görmüş, buna şahit olmuş. Hamdolsun alemlerin Rabbine, bütün kardeşlerimize Allah bunu göstermiştir, bizleri şahit kılmıştır. La ilahe illallah nasıl denilir? Nasıl yaşanır ve gereği nasıl yapılır? Bunun hakkı nasıl verilir? Allah bizleri mürşidimizde şahit tutmuştur gerçekten. Biz de dua olarak diyoruz, Rabbimiz inşallah mürşidimizin La ilahe illallah dediği gibi bu kelimeyi tevhidi haykırmayı nasip etsin. Bütün kardeşlerimize, bütün mümin kardeşlerimize içini doldurarak yaşamayı nasip etsin inşallah. Bütün Esma-ül Hüsna'sıyla La ilahe illallah demeyi nasip etsin inşallah. Bütün kardeşlerimizden istifade ettik. Hepinizden Allah razı olsun. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Allah'ın ayet-i kerimesinde de buyurduğu gibi nerede olursak olalım, ister tek başımıza, ister başkalarıyla beraber olalım, nerede olursak olalım, Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayanlardan eylesin bizleri. Allah'a emanet olun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.